Sinan'ın bir kardeşi olacak. Aa, Begüm hamile miymiş? Geri zekalı. Ben hamileyim. Aa, Ayşegül. Çok tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Ay maşallah ya, bravo. Evet, eski Türk dizilerinden, karakterlerinden bahsetmişken varlık amacını çözemediğimiz enteresan ve garip dizilerden bahsetmesek olmaz. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Feriha kalk bir gören olacak. Yıllarca meme olan, aklımıza kazınan o absürt ekran görüntülerinin ait olduğu diziler, yapımlar hepsi bu video serisinde olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Yedi numara, Şok. Korcan Karar'ın sunduğu tarihin efsane programı Şok, görebileceğiniz en garip programlardan biriydi. Programda Korcan Karar, anlattığı enteresan hikayelerle ve haberlerle bir nevi günümüzün Zeytung'u görevini görüyordu. Yeni, yepyeni, farklı bir program. Yani çok renkli, çok eğlenceli bir program Şok. İstersen önce bu akşam programımızda neler var neler yok ona bir göz atalım. Mesela yüzünüze saç spreyi sıkıp amuda kalkarsanız Sine 5'in şifresini çözebilir misiniz? Program o kadar garipti ve izleniyordu ki bir bölümde Playboy mankeni Nicole Smith'in bir hafta boyunca Edirne genel evinde ücretsiz çalışacağını söylediler ve Edirne halkı buna inanıp genel evin önünde kuyruk oldu. Edirne valisi durumu yalanlayan bir açıklama yapmış da Allah'tan halk genel evini yıkmamış. Günümüze garip diyoruz da eskiler harbiden çok daha garip. Cüneyt Arkın'ın iş kazası başını derde soktu. Neyse ki hace var. Güzel abicim ne zaman olur bu dediklerin? Az sonra. Peki abi bir şey demedik. İsterseniz bu orijinal programı izleyelim. 6 numara. Charlie. Video yaparken şunu fark ettim ki 90'lar kuşağı günümüzden daha sayko ve trollmüş harbiden. Yine dönemin yapımlarından biri olan Charlie vardı ve bayağı bir seviliyordu. Charlie öyle bir maymun ki günlük birkaç kilo muz yiyor, alkol, sigara tüketiyor. Bayağı 20-21 yaş ergen tribinde takılan bir maymun. Dizi 24 bölüm sürmüş ve 2001'de yeniden çekilmiş fakat tutmamış. Hatta 2000 kuşağı Cennet Mahallesi'nde de bu maymunun birkaç bölüm görünmesinden hatırlıyordur mutlaka Charlie'yi. Ha bu valla daha güzel. Ay dudaklara bak ana. Sadece günümüzde alkolik ve sigara içen bir maymuna televizyon dizisi yapıldığını düşünün. O zamanlar Twitter yok tabi. Can Yamanlara kaldık artık. Oğlum bir yerlerden bir peder falan ayarlayalım. İçindeki bu kötü hissi kovmayı denesek mi acaba? 5 numara. Gerçek kesit. Evet, İsmet'in komşusu Şeytan Esesini bilmeyeniniz yoktur. O mistik görselin dizisi işte bu diziydi. Bir gerçek kesitle daha birlikteyiz. Konumuz masum iki kardeşin ölümü. Bir tık sırlar dünyası ve 5. boyut tadında olan bu dizi, ibretlik olayların döndüğü mükemmel oyunculuklar içeren bir diziydi. Dizinin efektleri mi dersiniz, senaryosu, çekimi mi dersiniz, her şeyle tam bir sanat eseriydi. Bu böyle olmaz anne. Ekin'le benim dayanacak gücümüz kalmadı artık. Senden tek istediğim yarın gidecekmiş gibi hazırlan. Eşyalar ne olacak? Babana ne diyeceğiz? Shutter yapımları Türk ekranlarına kim pompalıyordu bilmiyoruz ama izleyen bir kitlesi de vardı enteresan şekilde. 5. boyut Salih'i ülkede tanımayan insan yok anasını satayım. Kazım'ın ise eşinin aksine sade ve gösterişsiz bir hayat istemesiydi. Bu ay herkesi ilgilendirir canım. Özellikle de beni. Tabii çünkü senin evin işin falan yok. 4 numara. En iyi arkadaşım. Eski Türk dizilerinin finalleri serisinde tonlarca kez istediğiniz o dizinin yeri bizce burasıydı arkadaşlar. Hamdi Alkan'ın bu dizisinin finali veya sonu hikayesi hiçbir yerde yok ve gerçekten ciddi bir telif politikası yürütüyorlar. Umarım bu videoda şu diziyi ekledik diye bertaraf edilmez. No. Wait. Bu diziyi de garip yapan birçok öge vardı. Dizide Gino adında cin olduğu her yönüyle belli olan bir cin vardı. Bu Gino, cinler ülkesinden Barış adında dönemin çocuk starına arkadaş ve yoldaş olmak için dünyaya geliyor ve bir yandan da cinler okulundan mezun olmaya çalışıyor. Dizi dönemine göre bir çocuk dizisiydi ama korkutucu olan bazı yanları da vardı garip şekilde. Dizinin kötüleri olan şu ekipten tırsmayan çocuk varsa gelsin videoya konuk edelim. La dizinin Mondillo oyunu bölümünü bilmeyen bir 2000 kuşağı insan yok. Bir neslin travmasıydı. Merak edenler ve izleyeceğim diyen ruh hastaları için 9. bölüm ve YouTube'da var. Mondillo. Bu da ne? 3 numara. Karar anı. Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en garip içeriklerinden biri.
Erman Toroğlu'nun sunduğu ve yargıçlık yaptığı programda Amerikan yargı sistemi taklit edilerek sahte bir mahkeme oluşturulmuştu. Erman Toroğlu'nu duyanlar bir ne oluyor çekmiş olabilir fakat evet. Bu programda herkes birbiriyle kavga ediyordu. Aslında bir tık da tartışma programı gibiydi. Şimdi Erman hocam ben ne yapacağımı ister yazıp size vereyim ister kulağınıza söyleyeyim çünkü... Bu gizlilik gel, genç kardeşim gel. Gizlilik aldatmacadır. Erman hocam. Program bu kadar olaylı olunca da Rütük'ten de nasibini aldı. Aldığı cezadan sonra ise program yayından kaldırıldı. Çağıralım. Arkadaşımızı görelim bakalım neler yapıyor. Tabii. Güney'in sesi, Adana'nın sesi benim yani. Ne sesi veriyorsun? 2 numara. OKS anneleri. Hani YKS, LGS falan zor sınav diyorsunuz ya. Ha işte bir sınav düşünün ki eleştirel amaçlı dizisi çekiliyor anasını satayım. Hastalık gibi ismi olan OKS bilmeyenler için lise giriş sınavıydı. Dizide de bu sınava hazırlanan çocuklar ve aileleri konu ediliyordu. Yalnız sizden bir ricam var. Kızım bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Babama söyleyecek misin? Bin diyorum arabaya. Söylemeyeceğim. Genellikle babalar çocuklara kazanması için baskı yaparken anneler ise çocukların her şeyine dikkat ediyor ve çocukların rahatça çalışması için en ince detayı bile atlamıyorlardı. Duvarların rengidir, sosyal takılma saatidir, masanın, kalemin, kitabın yeridir, akla gelebilecek her şey. Aslında klasik sınav psikolojisindeki aile kaprislerine de eleştirel yaklaşan bir diziydi. Fakat her şeyin bu kadar abartı olması absürt bir durumda yaratıyordu. Dizi aslında çocukları korumaya çalışsa da lise sınavını biraz büyüterek o dönem sınava hazırlanan çocukların üzerinde daha büyük baskı kurdu. Bu da diziyi ekranlardan kaldırmaya götürdü. Yemek yapamadım. Yapamadın mı? Niye? Onlar kazandıracak bu sınavı, sen değil. Hem bu panik niye? Ve bir numara. Sıcağı sıcağına. 90'larda çekilen Türkiye'nin ilk reality show'u Sıcağı Sıcağına, Cem Kurtoğlu'nun sunduğu süper bir programdı. 93'te Show TV'de Haluk Bilginer'in sunumuyla başlayan program 98 yılında sona ermişti. Oyun bitmemişti. Gönül öldükten sonra tecavüze uğradı. İsyan Yeşil Kuş Maggie'nin haykırışlarında dile geldi. Ekiplerimiz olayları sıcağı sıcağına değerlendirdi. 250'den fazla bölümü yayınlanan program, kan donduran olayların ve şiddetin en üst sınırının sansürsüz bir şekilde gösterilmesiyle hafızalara kazındı. Türk ekranlarında cesaret eskiden varmış. Günümüzde değil dedirten bu program o yılların kuşağının unutulmazlarındandı. Bunun cezasını vermesini istiyorum. Ve de iyi damını istiyorum. Bu hiddete döndü de kurban gitmişti. Sonra aklıma da bir içeride kız geldi. Evet, ekranların garipliklerinin ilk videosundan bu kadar. Yine önceki serilerde ve videolarda olduğu gibi yorumlarda aklınıza gelen ve olmasını istediğiniz dizileri, video hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.